أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، صلوا على رسولنا محمد، صلوا على شفيع ذنوبنا محمد، صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ما قال خالقنا ورازقنا من الشاهدين الشاكرين بقلب سليم. Cenab-ı Hak ve Feyyaz-ı Mutlak cümlemizi sırat-ı müstakimde daim eyleye. Sevdiği ve razı olduğu kulları zümresine ilhak eyleye. Yaşadığımız müddetçe iman ve İslam üzere yaşamaya, son nefesimizde de hüsnü hatime ile çene kapamaya Rabbim cümlemizi muvaffak eyleye. Kıymetli dostlar, Rabbimiz Celle ve Ala Hazretlerinin 99 tane ismi vardır. Bu isimlerden birisi, bütün isimleri cem eden Allah ismidir. Bunun dışındaki diğer isimler ise Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarından, özelliklerinden bir özelliği beyan eder. Bu sıfatlar içerisinde, isimler içerisinde en çok kullandığımız Rahman ve Rahim'dir. Besmele'mizde var, Fatiha'mızda var. Dolayısıyla Besmele de bizim her işimizde dilimizin vazgeçilmez bir gıdası olması münasebetiyle Cenab-ı Hakk'ın isimlerinden en çok zikrettiğimiz Allah ismine ilaveten Rahman ve Rahim'dir. Rahman ve Rahim özetle Cenab-ı Hakk'ın merhamet sıfatlarını ifade eder. Okuduğum ayeti kerimede Cenab-ı Hak Celle Celaluhu "Estaizu billah ve rahmeti vesi'at külle şey" buyuruyor. Yani benim rahmetim her şeyi kuşatmıştır. İnsanlar, hayvanlar, cinler, melekler, her şey Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden istifade eder. Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden nasibini almayan hiç yoktur. Rızıklar, yağmurlar, güneş, rüzgarlar, bulutlar, gıdalar, otlar, hepsi onun rahmetinin eseridir. Teneffüs ederken içimize çektiğimiz havadaki oksijen onun rahmetinin eseridir. Onun rahmetinden nasibini almayan kimse yok. Hiçbir canlı varlık yoktur. Benim rahmetim her şeyi kuşatmıştır. Müslümanı, gavuru, iyisi, kötüsü, dostu, düşmanı, herkes Allah'ın rahmetinden nasibini alıyor. Bizim birbirimize karşı olan merhametimiz, hayvanların yavrularına karşı olan merhametleri, hepsi Cenab-ı Hakk'ın o merhametinden aldıkları nasibe göredir. Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri devamında buyuruyor ki, benim rahmetim her şeyi kuşatmıştır ama فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذ۪ينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذ۪ينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ. Bu rahmetim, dünyada mümin, kafir, insan, hayvan, cin, melek, her şeyi kuşatmıştır. Her şeyi kuşatmıştır. Ancak bu böyle gitmeyecek diyor Allah Celle Celaluhu.
Bu böyle devam etmeyecek diyor Allah Celle Celaluhu. Nasıl yani? Bizim yaşadığımız dünya var, bir de ahiret var. Allah dünyada dostuna da düşmanına da merhametini veriyor. Oksijen gönderiyor, su gönderiyor, gıdasını gönderiyor, etini gönderiyor, peynirini gönderiyor. Vücudundaki sistemi olduğu gibi çalıştırıyor. Bunlar hepsi Cenab-ı Hakk'ın merhametinden, herkesin yaptığı istifadedir. Firavun bile nasibini almış, Ebu Cehil de nasibini almış, herkes nasibini almış. Hayvanlar, insanlar, cinler, melekler, dostlar, düşmanlar. Rabbimiz buyuruyor ki, ben dünyada merhametimi herkese yağdırdım. Dost düşman ayrımı yapmadım. Ancak ahirette ben böyle yapmayacağım diyor. Peki nasıl yapacaksın Allah'ım? فَسَاَكْتُبُهَا Bu merhametimi şunlara tahsis edeceğim diyor. Kime? لِلَّذ۪ينَ يَتَّقُونَ وَيُتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذ۪ينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ Takva sahibi olan, zekatını veren, bizim ayetlerimize iman edenlere tahsis edeceğim diyor. Yani ahirette takva sahibi olmayan, zekatını vermeyen, bizim ayetlerimize iman etmeyenler benim merhametimden nasibini alamayacaklardır. Kim söylüyor bunu? Allah söylüyor. A'raf suresi 156-157. ayet-i kerimeler. Şimdi kıymetli dostlar, burasını hemen geçeceğim. Sadece şurayı paylaşmak istiyorum sizinle. Cennetin bir adı da rahmettir. Çünkü cennetin tepeden tırnağa kadar her şeyi ve oradaki hayatın her zerresi gerçekten Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin, merhametinin eseridir. وَاَمَّا الَّذ۪ينَ بِيَضَّتْ فُجُوهُهُمْ فَف۪ي رَحْمَةِ اللّٰهِ Yarın ahirette yüzü pırıl pırıl parlayacaklar. Parlayacak olan kişiler Allah'ın rahmetinde, yani cennetinde. Allah orada cennete ne dedi? Adını ne koydu? Rahmet koydu. Tepeden tırnağa kadar her tarafı rahmettir. Cennetin içerisinde yüz binlerce sene yaşasanız bir kere ah demeyeceksiniz. Bir kere ıh demeyeceksiniz. Bir kere dahi olsa midenizi bulandıracak, canınızı sıkacak bir olayla karşılaşmayacaksınız. İşte her tarafı merhamet. Her tarafı rahmet. Ama gel gelelim cehenneme. Cehennemin içerisinde de rahmetin eseri yok. Cehennemin içerisinde rahmetin, merhametin eseri yok. Ateşte yanan insanlara bu anlatacağım Kur'an ayetleridir. Ben size sadece zamandan kazanmak için mealen söylüyorum. Cehennemde yanıyor insan. Ateşte yanmak öyle kolay şey midir? Ondan daha ötesi var mı? Yok. Ateşte yanan insan imdat, imdat diye çağırdığında ortaya alınacak. Bu sefer kafasından aşağı kaynar su dökülecek. Acıktığı zaman zakkum ağacının meyvesinden verilecek. Nasıl biri yiyecek? Ağzından içeri aldığı zaman işte organlarını paramparça yapacak. Susadım, yanıyorum, su, su dediği zaman kaynatılmış su onlara verilecek. O suyu içtiği zaman içerisi paramparça olacak. Yani merhametin zerre kadar eseri yok orada. Ama Rabbimiz bunu haber veriyor. Kulum orasını mı seçersin, burasını mı seçersin? Seçme hakkını sana verdim. Şuraya gelelim şimdi. Cennet her tarafı merhametin yansıdığı yerdir. Merhametin ta kendisidir. Cehennemde de merhamet diye bir şey yok. Ağlamak, feryat etmek, bir daha imtihan olmak istiyorum demek hiçbir işe yaramayacak. Cehennemdeki görevli melekler de غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللّٰهَ مَا اَمَرَهُمْ Çok sert, katı. Asla oradakilerin gözünün yaşına bakmaz. Şimdi dönüyorum tekrar ayetimize. Rabbimiz buyuruyor ki, benim rahmetimi her şeyi kuşatmıştır dünyada. Ancak bu merhametimi takva sahibi olan, zekatını veren ve bizim ayetlerimize iman edenlere tahsis edeceğim ahirette. Bunlar istifade edecek, başkaları istifade etmeyecek. Bu ayet-i kerime nazil olduğu zaman Yahudi ve Hristiyanlar da dediler ki,
Güzel. Bu merhametten istifade edecek olanlar takva sahibi, zekatını veren ve Allah'ın ayetlerine iman eden kişiler mi olacak? Biz de takva sahibiyiz. Biz de zekat veriyoruz. Biz Allah'ın ayetlerine, Tevrat'a, İncil'e inanıyoruz dediler. Dolayısıyla Allah'ın rahmetinden biz dünyada istifade ettiğimiz gibi ahirette de istifade edeceğiz dediler. Hemen bir sonraki ayet-i kerime onlara cevap niteliğinde geldi. اَلَّذ۪ينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّب۪يَّ الْاُمِّيَّ الَّذ۪ي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاتِ وَالْاِنْجِلِ Bizim ayetlerimize gerçekten iman eden, takva sahibi ve zekat verip ahirette bizim merhametimizden istifade edecek olan kişiler, kendilerine indirilen Tevrat ve İncil'de adını ve sıfatlarını, özelliklerini öğrendikleri, bildikleri ümmi bir peygamber geldi. O ümmi bir peygambere kim ittiba eder, onun izinden yürür, ona teslim olursa onlar istifade edecekler, öbürler değil. Kıymetli dostlar, şimdi Allah Celle Celaluhu burada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi en son okuduğum ayet-i kerimenin içerisinde bize tanıtıyor. Yahudi ve Hristiyanlara da tanıtıyor, kainata tanıtıyor. Nasıl bir peygamber uymamız gerekiyor? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin özellikleri, güzellikleri nelerdir? Bir defa اَلَّذ۪ينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّب۪يَّ الْاُمِّيَّ الَّذ۪ي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا Resul ve Nebi olan, Allah'ın elçisi, gönderdiği bir peygamber olan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ümmi birisidir. Çok fazla detaya girmeden ne demek ümmi birisidir? Yani okuma, yazma bilmez demektir. Okuma, yazma bilmemek bizim için bir noksanlık, ancak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için bir kemalattı. Neden öyle? Ümmidir Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hiçbir hocadan ders almamıştır. Gençliğinde, çocukluğunda herhangi bir muallimden, herhangi bir hocadan ders aldığı asla sabit değildir. Ne dinleyerek, ne de yazarak. Dolayısıyla yazmayı da bilmezdi, bir hocadan da ders almamıştı. Okuma, yazma bilmeyene ümmi denir. Allah Celle ve Ala Hazretleri, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin muallimliğini kendisi üstlendi. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin muallimi kimdir? Allah'tır Celle Celaluhu. Öyleyse, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin saf gönlüne, pırıl pırıl gönlüne, birisi bir şey aktarsa, bir başka hoca bir şey aktarsa, kendi duygularını, kendi bilgilerini aktaracak, doğruysa doğru bilgi, eğriyse eğri bilgiler intikal etmiş olacak, bilgi kirliliği olabilir. Ancak, eğer Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ilmini Allah üstlenmiş ise وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا biz kendi tarafımızdan talim ettik diyorsa عَلَّمَهُ شَد۪يدُ الْقُوَى ذُو مِرَّةِ yani sonuç olarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmidir. İnsanlardan hiçbirisinden ders almamıştır. Ne okuma ne yazma öğrenmemiştir. Peki, okuma yazma bilmeyen bu peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bütün Arapları diz çöktürecek, aciz bırakacak üstün bir kitap Kur'an getirdi. Bu Kur'an'ın içerisinde tarihi bilgiler ta Adem aleyhisselamın yaratılışından, Nuh aleyhisselam diğer peygamberlerin kıssalarına varıncaya kadar, biz şimdi kendi tarihimiz olan Osmanlı tarihini bile bilemiyoruz. Doğru mu? Osmanlı tarihini bilemiyoruz. Hiçbir kimseden ders almayan, hiçbir üniversiteye, ilkokula, ortaokula gitmeyen bir peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bir insan düşünün ki, Adem aleyhisselamın yaratılışından, Habil Kabil meselesinden, Nuh aleyhisselamın tufanından, Musa aleyhisselamdan, İsa aleyhisselamdan, Tevrat'tan, İncil'den haberleri var, bilgisi var. Hem de geniş bilgisi var. Kimden aldı bu bilgileri? Bir hocadan ders almadığı belli. Herkes biliyor ders almadığını. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'in içerisinde emirler, yasaklar,
acayip örnekler, misaller. Bu kadar bilgiyi bir insan kimseden okumadan, öğrenmeden nasıl alabilir ki? Ümmi bir peygamber. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin okur yazar olmamasının onun için büyük bir şeref olmasını kısa ifadelerle şöyle söylüyorum. Eğer bu insan birisinden okumuş olsaydı bir insan olacaktı. Onun bilgisi sınırlı, ona kendine göre bilgileri öğretecekti. Doğru olma ihtimali olduğu gibi yanlış olma ihtimali de olurdu. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin talebeliğini, ona ilim öğretmeyi kim üstlendi? Allah Celle Celaluhu üstlendi. Bütün ilimlerin sahibi olan Allah, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi o öğretti. Cibril Emin vasıtasıyla kendisi onu öğretti, yetiştirdi. Öyleyse, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ Peygamberim havasından konuşmaz. O, bizim kendisine vahyettiğimiz, öğrettiğimiz bilgilerle konuşur diyor. Demek ki aleyhissalatü vesselam Efendimizin bize aktardığı bilgiler, birisinden, birilerinden öğrendiği bilgiler değildir. اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَد۪يدُ الْقُوَىٰ Bir vahiy neticesinde Allah'ın öğretmesiyle sahip olduğu bilgilerdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir özelliği neymiş bu ayet-i kerimede geçen? Ümmi bir peygamber oluşu. Peki, geçiyorum burasını. اَلَّذ۪ي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّبْرَاتِ وَالْاِنْجِلِ İkinci özelliği, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ikinci özelliği, Yahudiler ve Hristiyanlar Tevrat'ta ve İncil'de onun ismini ve özelliklerini biliyorlar, buluyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ölüm döşeğinde yatmakta olan bir Yahudi'yi ziyarete gidiyor. Daha doğrusu bir Yahudi babanın genç yavrusu var, çok sevdiği, çok düşkün olduğu yavrusu var. Bu yavrusu ölüm döşeğinde ağır hasta. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gidiyor. Bu Yahudi aileyi ziyaret ediyor. Taziye ziyaretinde bulunuyor. Veya hasta ziyareti değil. Oturuyor. O çocuğun babası Tevrat bilgisine sahip birisi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o Yahudi'ye, babaya diyor ki sana Musa Aleyhisselam'a Tevrat'ı hak olarak indiren Allah hakkı için söyle. Benim ismim ve özelliklerim Tevrat'ta var mıdır, yok mudur? Musa Aleyhisselam'a Tevrat'ı hak olarak indiren Allah için söyle. Tevrat'ta benim ismim ve özelliklerim var mıdır, yok mudur? Adam kafasını şöyle bükmüş, şöyle yapmış baş işaretiyle. Yoktur demiş. Ölüm döşeğinde yatmakta olan çocuğu demiş ki, baba yalan söyleme. Vallahi billahi bu zatın hem ismi hem de özellikleri bizim okuduğumuz Tevrat'ta geçmektedir. Niye yok diyorsun ki? Diyor ve ondan sonra kelime-i şehadet getiriyor çocuk. Kelime-i şehadet getirerek biraz sonra da ruhunu teslim ediyor. Yani kıymetli dostlar, Tevrat ve İncil, Yahudi ve Hristiyanlara indirilen ilahi kitabın içerisinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hem ismi geçiyor hem de özellikleri geçiyor. Kur'an-ı Kerim'de birkaç yerde Estaizu billah اَلَّذ۪ينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ اَبْنَاءَهُمْ Bizim kendilerine kitap verdiğimiz Yahudiler Tevrat'ta. Yine kendilerine kitap verdiğimiz Hristiyanlar İncil'de. Peygamber Muhammed Mustafa'yı tanırlar sallallahu aleyhi ve sellem. Nasıl tanırlar? Sadece tanırlar demedi. Dikkat buyurun. Kemâ ya'rifûne ebnâehum. Kendi çocuklarını tanır gibi tanırlar. Yani Tevrat'ta İncil'de o kadar anlatılmış ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir insan çocuğunu nasıl tanır? O kadar net bir şekilde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Tevrat'ta ve İncil'de anlatıldı.
Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Saf suresinde şöyle buyuruyor. Estaizu billah. Ve iz qala İsa ibn Meryem ya bani İsrail inni rasulullah ileykum musaddiqan lima beyne yedeyye minet tevrah. Hani İsa aleyhisselam şöyle söylemişti. Ya bani İsrail, ey İsrailoğulları. İnni rasulullah ileykum. Ben Allah'ın size gönderdiği bir elçiyim. Benim elçiliğimi kabul edin. Musaddiqan lima beyne yedeyye minet tevrah. Benden önce Musa kardeşime indirilen Tevrat'ın hak olduğunu tasdik ediyorum. O da Allah'tan gelmiş bir kitap idi. Ve müveşşiren bir rasulün. Benden önceki Tevrat'ı ve Musa'yı tasdik ederek ben peygamberliğimi yapıyorum. Benden sonra gelecek olan bir peygamberi de müjde olarak size veriyorum. Ben İncil'i getirdim Allah tarafından. Benden önce Musa kardeşim Tevrat'ı getirmişti. Benden sonra müjde veriyorum size, bir peygamber daha gelecek. Ye'ti min ba'di, benden sonra gelecek. İsmuhu Ahmed, onun da ismi Ahmet'tir. İsmine varıncaya kadar İsa aleyhisselam ne yapmıştır? Ümmetine bunu bildirmiştir. Şimdi tekrar dönelim başa. Yarın ahirette Cenab-ı Hakk'ın merhametinden istifade edecek olan insanlar, istifade etmek isteyen insanlar, takva sahibi, yani Allah'a karşı saygılı olan, emirlerine karşı saygılı olan, yasaklarına karşı saygılı olan, zekatını veren ve bizim ayetlerimize gerçekten iman eden kişilerdir dedikten sonra kimdir gerçekten iman edenler? اَلَّذ۪ينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولُ Benim peygamberime ittiba etmeden olmaz. Ben Tevrat'ta, Tevrat'a inanan ey Yahudiler diyor Allah Celle Celaluhu. Ben Tevrat'ta size Muhammed Mustafa'yı tanıtmadım mı? Ey İncil'e inanan Hristiyanlar, ben size İncil'de Muhammed Mustafa'yı ismine varıncaya kadar anlatmadım mı? Eğer siz Tevrat'a inanıyorsanız Tevrat'ın dediklerini niye kabul etmiyorsunuz? Eğer gerçek Hristiyansanız, İncil'e inanıyorsanız İncil'in dediklerini niye kabul etmiyorsunuz? Böylece İncil'e de inanmadıkları anlaşılıyor. Tevrat'a da inanmadıkları anlaşılıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem özelliklerini çıkarıyorlar kitaplarından, istedikleri gibi oynuyorlar, yok bizde diyorlar. O peygamberin birinci özelliği ümmi oluşudur, biraz önce izah ettim. İkinci özelliği, Tevrat ve İncil'de adının ve sıfatlarının özelliklerinin zikredilmiş olmasıdır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğduğu zaman orada bulunan, Mekke'de bulunan Yahudi tüccarlardan bir tanesi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in çocuk daha yeni doğmuş, bir günlük yeni doğmuş. Sırtına bir bakıyor, eyvah diyor, peygamberlik Yahudilerden çıkmış ve Araplar peygamberliği kapmıştır dedi. Bizim elimizden saltanat gitti diye eyvah eyvah diye bağırmaya başlamıştı. Çünkü Tevrat'ta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğduğu zaman sırtında bir nübüvvet mühürünün olduğunu yazıyordu. O bu bilgiyi biliyordu. Sırtına, çocuğun sırtını çevirmiş bakmış. Baktığı zaman eyvah dedi. Peygamberlik Beni İsrail'den çıkmıştır. Saltanat bitmiştir. Araplara geçmiştir demişti. Yani biliyorlar mıydı? Efendimiz'i tanıyorlar mıydı? Tanıyorlardı. Burasını da geçiyorum. Yani bizim Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Tevrat'ta da İncil'de de sadece adı değil bütün özellikleri geçiyor. Ve o Tevrat'tan, İncil'den bilgi sahibi olanlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüklerinde âmennâ ve saddaknâ, bu odur demişlerdir. Üçüncü özelliğine geçiyoruz. Birinci özelliği ümmi oluşuydu. İkinci özelliği Tevrat'ta ve İncil'de bütün özelliklerini zikredilmiş olması. Dolayısıyla gerçek Yahudi ve Hristiyanlar, gerçekten Tevrat'ı ve İncil'i okuyanlar onun çocuklarını tanır gibi tanır olmalarıydı. Üçüncü özelliğine geçiyorum. يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ Onlara iyiliği emreder. وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ Kötülükten nehyeder. Kıymetli dostlar, şimdi burasını daha çok biz görelim. Cenab-ı Hak Yahudilere, Hristiyanlara diyor ki, siz diyor kitabınıza bakın. Kitabınızda bu özellikleri zaten göreceksiniz. İman etmenizi gerektiren sebepler yanınızda vardır diyor. Onları geçtik. Artık onlar bunu nazar itibarı alanlar oldu, almayanlar oldu.
Şimdi gelelim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile ilgili Tevrat'ta, İncil'de bu bilgilerin var olduğunu Kur'an bize söylüyor. Zerre kadar şüphemiz yok bunda. Sonra diyor ki Allah Celle Celaluhu يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ Biz bir peygambere uyuyoruz. Bu peygambere ittiba ediyoruz. Sen bizim rol modelimizsiniz diyoruz. Sen bizim rol modelimizsin. Biz model olarak seni alıyoruz. İnancımızı, ahlakımızı, yaşantımızı sana göre tanzim edeceğiz diyoruz. Bu peygamber sallallahu aleyhi ve sellem يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ Bize karşı görev icra ederken bir, iyiliği emrediyor. Maruf, aklın, vicdanın, izanın uygun gördüğü, kabul ettiği her şeye denir. İnsana dünya ve ahiret saadeti temin edecek özellikler ve güzellikler demektir. Kıymetli dostlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir emri varsa kesinlikle o maruftur. Böyle sadece birkaç örnek verelim. Ne diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Birbirinizi sevin diyor. Bir insanların birbirini sevmesi maruf değil midir? Olması gereken güzellik değil midir? Ananıza babanıza itaat edin diyor. Ananızın babanızın gönlünü, duasını mutlaka alın diyor. Maruf budur işte. Kimsenin gıybetini yapmayın diyor. İnsanların kirli çamaşırlarını karıştırmayın diyor. Leşi karıştıran kimdir? Kargadır, köpektir, affedersin. Köpek leşlerle uğraşır. Karga leşlerle uğraşır. Siz insansınız, insanlık şerefinizi yükselteceksiniz. Kimsenin kirli çamaşırlarıyla uğraşmayın. Kimsenin gıybetini, dedikodusunu yapmayın. Birilerine iftira yapmayın diyor. İyiliği emrediyor, kötülükten nehyediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in emrettiği her şey maruftur, güzeldir, doğrudur topluma, aileye, fertlere faydası var hem dünyada hem ahirette. Bir de yasakladığı her şey münkerdir, çirkindir, bize zararı var. Ahlakımıza zararı var, dinimize zararı var, dünyamıza, huzurumuza, mutluluğumuza zararı vardır kıymetli dostlar. Kardeşler, şunu çok iyi bilelim ki, emri bil maruf, nehyanil münker olarak halk arasında yaygın bir ifade olan iyiliği emretmek ve kötülükten nehyetmek Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin temel özelliklerinden birisiydi. O iyiliği emreder, kötülükten nehyederdi. Emrettiği her şey iyi, nehyettiği her şey, yasakladığı her şey de kötüdür. Yeri gelmişken şunu sizinle paylaşmak isterim. Bazen telefonlarda WhatsApp vasıtasıyla birilerinin halk ile yaptığı röportajlar geliyor bize. Röportaj geliyor. Yani vatandaşlar, gençler, bay bayan fark etmiyor. Sıradan insanlarla röportaj yapıyor sokakta, caddede. Soruyor Hacı abiye. Diyor ki farz diye bir şey var. Nedir farz diyor. Kadın erkeğe soruyor. Farz nedir diyor. Sünnet nedir diyor. Kelime-i şehadet nedir diyor. Dini sorular soruyor. O WhatsApp'a yansıyan cevaplar gerçekten çok gülünç bir şey. Çok gülünç. Yani Müslümanlar olarak biz farzın, sünnetin, vacibin ne olduğunu bilmeyen, kelime-i şehadet dendiği zaman ne anlaşılması gerektiğini bilmeyen bu kadar cahil bir toplum gibi anlaşılıyor o röportajlardan. Emri bil maruf, nehyanil münker. Ne demek? Size anket yapsalar, emri bil maruf, nehyanil münker ne demektir deseler, ne dersiniz cevabında? Sünnet nedir, farz nedir diye sorsalar, ne dersiniz acaba cevabında? Çok önemli. Biraz din kültürümüzü geliştirmemiz lazım. Biraz bilgi sahibi olmak lazım. Ellerimizden telefonlar veya televizyon kumandaları düşmüyor. Biz kendimize ne zaman döneceğiz? Kendi eksiklerimizi ne zaman telafi edeceğiz? Elbette kendi eksiklerimizi telafi etmekle yükümlüyüz. Şimdi kıymetli dostlar, ilim öğrenmek eskisi gibi çok zor değil ki. İlim öğrenme sebepleri çoğalmıştır. İnsan telefondan, internetten bile birçok şeyi öğrenebiliyor.
Yeter ki içinde iştah olsun, heves olsun. Heves olduktan sonra her şey olur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vazgeçilmez özelliklerinden birisi iyiliği emretmekti. Öyleyse o bize neyi emrettiyse iyi şeyleri emretmiştir. Neden yasakladıysa kötü şeylerden yasaklamıştır. İyiliği emreden, kötülükten nehyeden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu iyiliği bize emrediyor, kötülükten bizi nehyediyor. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye geliyor. Medine-i Münevvere'ye geldiğinde Medine'deki insanlar bunu çok heyecanlı bir şekilde karşılıyorlar. Hani meşhur deflerle beraber tala'al bedru aleyna diye o meşhur efendim nakaratla beraber Efendimiz'i karşılıyorlar. O günkü şartlarda Medine'deki insanlar artık çok farklı birisi geliyor diye kadınıyla erkeğiyle, çoluğuyla çocuğuyla toplandılar. Karşılıyorlar Mekke-i Mükerreme'den gelen Tanrı misafiri. Ebu Bekir Efendimiz radıyallahu anh ile Medine'ye gelen, kalabalıkla karşılaşan, ilk karşılaşan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir konuşma yapacak şimdi. Kime konuşma yapacak? Medine'de toplanmış kadın erkek, çocuk ve büyük. Kalabalık bir topluma ilk konuşmasını yapacak. Eyyühennâs, ey insanlar! Bakınız aleyhissalatü vesselam Efendimiz çok heyecanla kendisini Medine-i Münevvere'de bekleyen o kalabalık topluluğa ne diyor? Diyor ki ey insanlar, tatlı dilli olun. Konuşurken sert kalp kırıcı olmayın diyor. Aranızda selamı yayın diyor. Bir de ekmekçi olun, cömert olun, açları doyurun diyor. Bir şey daha söylüyor. İnsanlar gece yatakta yatarken siz kalkın, namaz kılın. Eğer bunları yaparsanız selametle Rabbinizin cennetine girersiniz diyor. Şimdi dikkat buyurun kıymetli dostlar. Mekke'den Medine'ye gelen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oradaki insanlara emrediyor. Dört şeyi emrediyor. Ne var bu dört tane emrin içerisinde? Tatlı dilli olun diyor. Bir insan konuşurken karşısındaki insanın kalbini kırıp kırmayacağının hesabını yapmalı mı? Yapmalı. Peki bir adamın derviş olduğunu kabul edelim. Alim olduğunu kabul edelim. Allame olduğunu kabul edelim. Eğer konuşurken konuşma üslubunda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kriterlerini, tavsiyelerini kale almadıysa Peygamber'e bu noktada uymuyor demektir, ittiba etmiyor demektir. Kardeşler, eğer siz Karadenizli iseniz meşrebiniz sert olabilir. Veya Karadenizli olmayan da sert meşrepli olabilir. Bir gün Anadolu insanına karşı ayrı bir sevgim var benim. Efendim böyle kuzu gibi insan bilirim. Hala da öyle bilirim. Bir gün bir kadın geldi bana, iki gözü iki çeşme ağlıyor. Kocasının kendisine yaptığı zulümden bahsediyor. Attığı dayaktan bahsediyor. Yaptığı psikolojik baskıdan bahsediyor. Dedim ki yenge hanım senin beyin nereli? Bekliyorum ki Karadenizli diyecek. Bir de Anadolu'nun göbeğinden bir yer zikretti. Dedim ki demek ki bu sertlik sadece Karadeniz'e ait değil. Anadolu'da da sertler olabiliyor dedim. Bir başka tarihte yine bir kadın geldi, iki gözü iki çeşme ağlıyor. Kocasının yine benzeri bir baskısından bahsediyor. İşin garip tarafı da camimizin cemaatinden. Benim cemaatimden yani. Kadın da bu mahallede oturuyor. Kürsüde diyor bunlara diyor erkeklere eşlerine nasıl davranacağını öğretebilir misin hocam diyor. Ben ne yapabilirim diyor. Kan ayaklı bir kadın diyor. Sordum senin beyin nereli? Dedi senin cemaatinden.
O da baktım Anadolu'lu çıktı. Yani fark etmez. Sert meşrepli insan Anadolu'da da olabilir, Doğu'da, Güneydoğu'da da olabilir, Karadeniz'de de olabilir. Ey sert meşrepli olan kardeşim! Allah'ın peygamberi sana da bana da diyor ki, konuşurken yumuşak konuş. Karşıki tarafı incitmeden konuş diyor. İşçinle konuşurken, ortağınla konuşurken, komşunla konuşurken, kimle konuşursan konuş, yumuşak konuşacaksın. Kardeşler, Allah Celle Celaluhu Musa Aleyhisselam'ı, Harun Aleyhisselam'ı da yanına vererek Firavun'a gönderiyor. Firavun'a gönderdiğinde ne için gönderiyor? Emri bil maruf yapacaklar ya, imana davet edecekler ya. Musa Aleyhisselam sert meşrepliydi biliyorsunuz. Musa Aleyhisselam'a Cenab-ı Hak talimat veriyor. Harun Aleyhisselam da onu Firavun'a gönderirken. Diyor ki, فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا Firavun'a konuşurken yumuşak konuşun diyor. Yumuşak, yumuşak. لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشَى Siz yumuşak konuşursanız ona daha çok etki yaparsınız diyor. Kıymetli dostlar, demir, bakır, çok yüksek derecedeki ateşte erirler, eritilirler. Ancak en sert insanı yumuşak söz eritir. Yumuşak söz eritir. Bundan dolayıdır ki Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Medine'ye geliyor, Medine toplumuna ilk nasihatini yapacak. Namazdan başlamadı, oruçtan başlamadı, zekattan başlamadı, haçtan başlamadı. Nereden başladı? Beşeri münasebetlerden başladı, ahlaktan başladı. Yumuşak dilli olacaksınız. Elinül kelam, yumuşak dilli olacaksınız. Eşinle konuşurken, ananla babanla konuşurken, hatta çocuğunla konuşurken bu kriterleri unutmayacaksın. Ben sizin en büyük Rabbinizim diyecek kadar gavurlaşmış olan, kendisini putlaştırmış olan, Firavun'a konuşurken yumuşak konuşmayı emreden Allah Celle Celaluhu. Ya buyurun, Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh diyen annemiz, babamız, eşimiz, çocuğumuz, kardeşimiz, işçimiz, ortağımız da nasıl sert konuşabiliriz ki? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize böyle bir terbiye veriyor. İkinci olarak, وَاَطْعِمُ الطَّعَامُ Egoist olmayın diyor. Cimri olmayın. Keser gibi hep kendinize yontmayın, yontmayın. Bencil olmayın. Toplum insanı olun. Ekmekçi olun. Kardeşler, hepimiz belli bir yaşa geldik. Çocukluğumuzda unutamadığımız insanlar var mı? Akrabalarımızdan, köylülerimizden, hatta akrabamız olmayan köylülerden unutamadığımız insanlar var mı? Vardır. Kim unutamıyoruz? Çocukken bize şeker kim verdiyse, kim lokum verdiyse, kim bize harçlık verdiyse, hiç unutabiliyor muyuz onları? Unutamıyoruz. Kim yedirdiyse, unutamıyoruz. Demek ki insanların gönlüne taht kurabilmek için ne olmak lazım? Cömert olmak lazım, ikramcı olmak lazım. Ne diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem? Bir, tatlı dilli olacaksınız diyor. İki, ikramcı olacaksınız. Kardeşim, bir insanın gönlünü almak parayla olmaz, ikram ile olur. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır diyen bir milletin torunlarıyız biz. Elhamdülillah. Biz yine millet olarak birçok değerimizi kaybettik ama hani bu ikramcı anlayışımızı kaybetmedik. Elhamdülillah. Bunu tamamen kaybetmedik. Azaldı mı? Azaldı. Ben espri yapmasını seven birisiyim. Bir espri yapayım size. 2002'de buraya, bu camiye göreve geldim. 2002'den beri benim derdimi çekiyorsunuz cuma günleri, Ramazan'da vesairede. 2002'den 2018'e kadar az da yıl geçmedi, 16 sene geçti. Yani becerikli bir imam olsam, 16 senede
Kocatepe'de evine girmediğim cemaatim olmaması lazımdı. Evine girmediğim cemaatim olmaması lazımdı. Evine girdiğim cemaatin sayısı azdır. Evinin kapısını açabilen cemaatin sayısı azdır. Bu nedir kıymetli dostlar? Birilerinin yemeğe falan ihtiyacı yok, çaya da ihtiyacı yok. Gönül ne kahve ister, ne kahvehane, gönül sohbet ister, kahve behane. Aramızda sevgiyi, aramızda muhabbeti, aramızda diyaloğu nasıl sağlayacağız? Bakın dostlar, ben geçen de cemaatime söyledim, öğlen mi, ikindi cemaatime söyledim. Ey cemaat dedim, size bir kara haberim var. Heyecanla baktılar, nedir kara haber? Haberiniz olsun dedim, 20 sene sonra bu caminin kapıları kapanacak, camide görevli de olmayacak. Niye mi soruyu sorur diyeyim. Çünkü cemaate baktığım zaman 40'ın üzerinde, 50'nin üzerinde yaşlı insanlar. 5 vakit namaza, öğlen, ikindi sabah namazdan gelenler genelde 40'ın üzerinde. 20 sene sonra bunlar da mezarlıklar müdürlüğüyle anlaşmış olacaklar. Bunların çocuğu camiye gelmiyorsa 20 sene sonra camide cemaat kalmayacak demektir. Camide cemaat yoksa imama da gerek yok, müezzine de gerek yok, görevliye de gerek yok. Öyle değil mi kıymetli dostlar? Ne olması lazım? Ne mi olması lazım? Peki çocuklarımızı bir şekilde camiye alıştırmamız lazım. Eğer çocuğun camiye gelmiyorsa, sen evinde bir çay hazırlarsın. Dersin ki çocuklarına, bugün biz bu akşam Hoca Efendi evimize çağıracağız. Gelsin bir sohbet edelim dersin. Orada tabiri caizse gırgır şamata içerisinde bir takım dini müzakereleri yaparsın. Çocuklarınla hoca arasında, camideki görevli arasında bir sevgi tesis edersin. Bir sevgi tesis edersin. Aa, bu hocanın anlattıkları güzeldi, ben de gideyim camiye demeye başlar. Bak, bir çay ile sen ne yapmış olursun? Çocuğunu camiye alıştırmış olursun. Doğru mu? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'deki insanlara neyi tavsiye etmiş? Kardeşim bakın, sen alıp bir arkadaşını lokantaya götürebilirsin. Lokantaya götürdüğünde sen ona ikram etmiş olursun. Ama bakın, sen bir arkadaşını evine götürüp ikram ettiğin zaman çocukların hepsi onu görecekler. Babamızın dostudur diye bilecekler. Sokakta gördükleri zaman bile, aa amca, nasılsın, iyi misin diye soracaklar. Niçin? Babaların dostu olduğunu biliyorlar. Niye sen kendi dostlarınla çocukların bağını tamamen kesiyorsun ki? İkramcı olmak böyle bir şeydir. Daha önceki derslerimde paylaştığımı hatırlarsınız. Eskiden zannediyorum her birinizin evinde bir odanın adı neydi? Misafir odasıydı. Köylerde ne vardı? Misafir odası vardı. Öyle mi? Bu kültürü kaybetmeye başladı. Bu kültürü kaybetmeye başladı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor Medine'deki insanlara? Bir, yumuşak dilli olacaksınız. Hançer gibi saplanmayacak sözleriniz karşıki insanın gönlüne. İki, ekmekçi olacaksınız diyor. Cömert olacaksınız, yedireceksiniz, ikram edeceksiniz. Gücünüze göre. Üçüncüsü, aranızda selamı yiyeceksiniz. Selam nedir kıymetli dostlar? Ben seninle karşılaşıyorum. Esselamu aleyküm dedim sana. Ne dedim sana? Müslüman olduğuna inanıyorum. Ne dedim sana ben şimdi? Kardeşim, dünyada ne kadar çektiğin sıkıntılar varsa, bunalımların varsa, işinde, eşinle aranda, evinde, ortağınla, komşunla, sağlığınla, sıhhatinle, Allah o sıkıntıların hepsinden seni kurtarsın diyor. Ne güzel dua değil mi? Ben bir mümin kardeşime karşılaştığım zaman her türlü sıkıntılardan kurtuluşu için Esselamu Aleyküm deyince dua etmiş oluyorum. O da Ve Aleyküm Selam diyerek aynı duayı bana yapmış oluyor. Selam budur. Borcunu ödemekte mi zorlanıyorsun? Esselamu Aleyküm. Allah seni bu sıkıntıdan kurtarsın diyorsun adama. Alacağını tahsilde mi zorlanıyorsun? Esselamu Aleyküm. Allah sıkıntıdan seni kurtarsın diyor. Eşinle illallah geçinemiyorsunuz. Bıçak bıçağa geldiniz. Esselamu Aleyküm. Allah seni eşinle olan sıkıntıdan kurtarsın diyor. Selamet versin diyorsun. Esselamu Aleyküm içerisinde bu dua vardır. Onun için bir Müslüman, karşılaştığı bir Müslümandan bu duayı esirgemeyecek. Esirgemeyecek. Karşılaştığımız zaman selam veririz. Ayrılırken de selam veririz. Selamda bu dua vardır. Ve son olarak, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem,
Geceleri kalkıp namaz kılın diyor. Geceleri kalkıp namaz kılın ifadesi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en son tavsiyesi oluyor. O kendisini heyecanla bekleyen ümmetine en son tavsiyesi oluyor. Bu da neyi gösteriyor? Birinci, ikinci, üçüncüsü daha çok halkla ilişkileri gösteriyor, ahlaki erdemliği gösteriyor değil mi? Yumuşak dilli olmak, ikramcı olmak, ondan sonra selamı yaymak. Bu üç tanesi toplumla alakalı, ahlakla alakalı, insanlarla, beşerle alakalı, çevreyle, komşuyla, geçinmeyle alakalı. Bir tanesi de Allah ile olan münasebetlerimizi gösteriyor. Gecenin derin saatinde kalkıp ibadet etmek, Allah'a karşı samimiyetin bir ifadesi, bir göstergesidir. Bunları yaparsanız tedhulul cennete bi selam, selametle cennete girersiniz diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmi bir peygamberdir. İyiliği emreder, kötülükten nehyeder. Ve yuhallu lehumut tayyibat ve yuharrimu aleyhimul khabait. Tertemiz olan şeylerin helal olduğunu onlara ilan eder. Pis olan şeylerin de haram olduğunu onlara ilan eder. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tertemiz olan şeylerin helalliğini bizlere bildirmiştir. Daha doğrusu helal olanlar tertemizdir. Bir şey haramsa pistir, pisliğin ta kendisidir. Faiz pistir ve pisliktir. Hırsızlık pistir ve pisliktir. Yalan pistir ve pisliktir. Ne kadar haram varsa hepsi pislik ve pistir ve pisliktir. Ve yada'u anhum israhum vel eğlâle lletî kânet aleyhim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her türlü kolaylığı ümmetine getirmiştir. Ne kadar büyük günahın olursa ol, ciddi ve samimi bir şekilde estağfirullah ile boynunu bük, suçlu olduğunu kabul et, ben seni bağışlarım der. وَهُوَ الَّذ۪ي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عِبَادِهِ Kullarından tevbeleri kabul eder diyor. Sonuç olarak kıymetli dostlar, Allah Celle Celaluhu okuduğum ayet-i kerimede bize rahmetinden yarın ahirette istifade edebilmemiz için ümmi bir peygamber olarak gönderdiği, biraz önce saydığım özelliklere sahip olan peygamberin izinden böyle koşmamızı bize emrediyor. Bu peygamberin izinden gideceğiz. Rol modelimiz o olacak. İbadetimiz, ahlakımız, tavır ve davranışlarımız efendim onun sözleriyle şekillenmiş olacak. Namaza kalktığımız zaman dışarıdaki hava şartları malumdur. Saflarımızı sıklaştırmadan ve tam düzene geçmeden namaza durmayalım kıymetli dostlar. Bir başka şey, elhamdülillah Cenab-ı Hak sizden razı olsun. Helal, bol, bereketli kazançlarla sizleri merzuk eylesin. Ne kadar darlığınız varsa Rabbim izale eylesin. Dünyada darlık da bazen iyidir. Allah'a sığınmamıza sebep oluyor. Bunlar da geçer inşallah. Zor şartlar da geçer. Ekonomik sıkıntı ve dar boğazdan geçiyoruz ama Suriye'den çok iyiyiz, Irak'tan çok iyiyiz, Suudi Arabistan'dan çok iyiyiz, Libya'dan çok iyiyiz, değil mi? İran'dan çok iyiyiz. Yani ne kadar İslam ülkesi varsa, hangisini sayarsak hepsinden çok daha iyiyiz. Hep ağlama duvarına çevirmeyelim hayatımızı, iyi taraflarını da görelim. Arabanızı park edecek yeri bulabiliyor musunuz? Bulamıyorsunuz. Efendim, pazarlara gidip bir şeyler alacağınız zaman kalabalıktan rahat gezebiliyor musunuz? Gezemiyorsunuz. Hep biz ağlamayalım. Ağlamayalım. Piyasaya çıktığınız zaman da eski arabada göremiyorsunuz pek. Hepsi model model arabalardır. Allah bize yokluk göstermesin. Yoklukla bizi imtihan etmesin. Varlığın kıymetini bilen, şükrünü eda edebilen bahtiyar kullarından eylesin. Eskiden çok kazanıyorduk, şimdi az kazanıyoruz gibi olabilir. Şimdi kıymetli dostlar, biz de cemaatimizden sizden razıyız. Her zaman size dua ediyoruz. Duyduğunuz zaman, duymadığınız zaman. Cuma'dan sonra bir kısım kardeşlerimiz özellikle dua için bekliyorlar. O dualara amin demek için bekliyorlar. Dolayısıyla biz siz sahip burada olsanız da olmasanız da esnafımıza, mahalle sakinlerimize, cemaatimize mutlaka dua ediyoruz sıkıntılarınızın izalesi için. Belki de bu dualar sayesinde İran gibi değiliz, Suriye gibi değiliz, Irak gibi değiliz. Hikmetini Allah bilir Celle Celaluhu. Dolayısıyla buradaki Kur'an hizmetleri var oldukça biz de size bu duaları yapmış olacağız. Onun için buradaki hizmetleri mutlaka desteklemenizi ve bunlarda payınızın olmasını, sadaka-i cariyenizin olmasını canı gönülden arzu ediyoruz. Küçükçekmece'de inşaatı devam eden kursumuzun elbette bundan sonraki ince işleri biraz daha pahalı olan işlerdir. Biz de arkadaşlarımızla bir hazırlık yaptık. Dedik ki sınıf sınıf, şadırvan şadırvan, efendim yatakhane yatakhane almak isteyen olabilir. Aşağı yukarı 15 tane kardeşimiz birer sınıf biz alacağız dediler. Bir sınıfın maliyeti 40.000 TL'dir bütün her şeyle beraber. Bir şadırvanın ki 24 tane mi 25 tane mi şadırvan var. 22.000 metrekare kapalı alan içerisinde
efendim 35 bin liradır, bir yatakhanenin bedeli 30 bin liradır. Böyle bir şeyde sadaka-i cariyeniz olabilir mi? Geçen de pazar sohbeti yaparken Nevşehir'den bir kardeşimiz radyodan, internet üzerinden dinledi, bu ilanımı duydu, hemen aradı beni, hocam bir dershanede biz eşimle beraber, arkadaşlarımla beraber üstleniyorum dedi. Ben sohbetten çıkar çıkmaz hemen telefon geldi, bir tane dershane bana aittir diye veya bize aittir diye. Bazıları tek başına alır, bir tane, iki tane, bazıları üç kişi, beş kişi bir araya gelir. Ancak gönül arzu eder ki bu kurum en kısa zamanda hizmeti açılsın, çocuklarınıza hizmet etsin. Çocuklarınıza hizmet etsin. Ben şunu çok rahat söylüyorum, kurum açıldığı zaman bizim külfetimiz artıyor ama hizmetimiz de çoğalmış oluyor. İnşallah bu hizmetler çoğalacak, çocuklarımız daha çok istifade edecek. Cenab-ı Hak her birinizi helal, bol, bereketli kazançlarla merzuk eylesin. Borcunu ödemekte zor durumda olanlara Rabbim yardım eylesin. Alacağını tahsil edemeyenlere Rabbim yardım eylesin. Ortağıyla sıkıntısı olanlara Rabbim yardım eylesin. İşini yürütmekte müşkilatı olanlara, dar boğazlı olanlara Rabbim yardım eylesin. Rabbim ebediyen yalana, harama, namerde muhtaç eylemesin. Allah geçmişlerinize rahmet eylesin. El-Fatiha.